Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, şu anda malumun üzere memlekette olduğumuz için, bulunduğumuz yerde de çok internet imkanımız olmadığı için aslında böyle biraz da daha iyi oldu. Kafa dinleme imkanımız oldu. Ama maalesef gündem durmuyor. Kardeşler de sürekli bize sosyal medyadan, Instagram'da, yani telefonun çektiği yerlerde bize mesaj atıyorlar gündemle alakalı. Şu anda Türkiye'nin gündemini oturan bir mesele var. Bu şarkıcı Gülşen denen bir şahıs birkaç kelam etmiş. Onunla alakalı sürekli mesajlar gelmeye başladı. Kardeşler de işin Türkçesi fırça atıyor. Neden hala konuşmuyorsun diye. Yani memlekette olduğumuz için, bunu daha önce söyledik, internet imkanımız yok. O yüzden fırsat bulduğumuz yerde, zaten başlıkta da gördüğünüz üzere, hiç başlıkla alakalı kimse bana konuşmasın. Başlıkta da gördüğünüz üzere sakın ha sakın Gülşen'e kızmayın. Niye? Nasıl ki şu anda biz işimiz gereği ya da siz işiniz gereği bir şeyler yapıyorsunuz. Ben ya da başka ehl-i sünnet hocalar ne yapıyor? Emri bil maruf yapıyor. Sohbet anlatıyor. Görevi gereği bunu yapıyor. İnsanları Allah'a çağırıyor. Şimdi Gülşen'in de işi gücü yok. Ne yapacak? İnsanlara dinden soracak. İnsanlar Allah'tan soracak. Yani sorsan tabii senden benden Müslümanlar bunlar. Herkes işini yapıyor. Tabii ki de buğz edeceğiz. Bu ona şey anlamı değil ama bizim ona tepkimiz onun sol cenahtan olan ilgisini daha çok arttırıyor. Mesela şu anda en basit örnek Kılıçdaroğlu tutmuş Gülşen'i hapse atamazsınız, Gülşen'i serbest bırakın gibi bir şeyler paylaşıyor. Şu anda sağ cenahın Gülşen'e yüklenmesinden sebep, evet, bunları hak olarak konuşuyoruz. Ben Gülşen'i savunduğum için konuşmuyorum. Onu umursamamamız lazım. Onu umursamayacağız. Son zamanlarda gündem olmaya çalışıyor. Kıyafetleriyle LGBT açma. Çünkü kardeşler sürekli Instagram'dan atıyor. Oradan haberimiz oluyor. Yoksa nereden haberim olacak? Bana ne Gülşen'den? LGBT bayrağı açmaya başladı sahnede. Şu anda onun haricinde kıyafetiyle resmen şu anda duyduğum kadarıyla çıplak çıkmaya başlamış. Resmen şu anda sahneye çıplak çıkıyormuş Gülşen. Derdine meşhur olmak, derdine dikkat çekmek. Şimdi dikkat çekmeye çalışan bir insanı sen paylaştıkça daha çok dikkat çekiyor. Diyorum ya, Gülşen'e sakın ha kızmayın. Yani tabii ki de buğz edin. Elinizde, dilinizde, yetmiyorsa kalbinizle, bu hadis-i şeriftir. Ama onun haricinde bu işi dallandırarak, budaklandırarak Gülşen'i iyice meşhur ediyorsunuz. Şu anda sol cenah Gülşen'e sarılıyor. Gülşen'de ne yaptı? İyice bir prim yaptı. Şu anda mesela ne yapıyor? Hükümet tarafına saldırıyor. Şimdi imam hatiplere sapık diyerek bir ucu nereye dokunuyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a laf dokunduruyor. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a laf dokunarak ne yapıyor? Sol cenahtan, ateistlerden, deistlerden şu anda kendine taraftar topluyor. Ve diyor ki şu anda prim yapıyor. 2023'te diyor Recep Tayyip Erdoğan giderse, şimdi sol CHP kazanırsa ben şu anda zaten Tayyip Erdoğan'a saydırıyorum. Namazlılara saydırıyorum. LGBT'leri savunuyorum. Şu anda gelsin konserler, gelsin işte provalar, gelsin programlar. Sol cenah beni habire ne yapacak? Programa davet edecek. Sol cenah beni konsere davet edecek. Maksadı bu. Başka bir şey değil ki. Yoksa birisi kalkıp niye sanatçı, şarkıcı, ya bugüne kadar Türkiye'de böyle bir şey görülmemiş. Hiçbir şarkıcı, hiçbir sanatçı çıkıp da efendime söyleyeyim işte popüler olmak için LGBT bayrağı açmış, hiçbir sanatçı bugüne kadar çıkıp ne bileyim işte imam hatiplere saydırmamış ya da ve benzeri işler yapmamış. Bakıyorsun popüler olmak için, işte daha fazla konserden tepki almak için, işte yani konserden çağrılmak için. Daha fazla konser, daha fazla para demek. Daha fazla çıplaklık demek, daha fazla para demek. Daha dün videoda kardeşim bir tane sattı. Gülşen sahne üzerinde bir şalla çıkmış, şalla. Bir tane CHP'li belediye başkanı çıkmış gelmiş demiş ki sana bu yakışmıyor. Sana çıplaklık daha yakışıyor. Gülşen'in üzerindeki şalı çıkarmış. Ah, CHP belediyesi. Ben burada particilik yapmıyorum arkadaşlar. Mesele şu. Gülşen şu anda birilerine, bir tarafa doğru, yani sol cana doğru bir yalakalık yapıyor. Yalakalık, yani Kılıçdaroğlu dediği gibi sanatçıdan yalak olmaz diyor ama bakıyorsun bugün Tarkan, Murat Boz ve benzeri şarkıcılar, Şevval Sam olsun, hep CHP yalakalık yapıyor. Biz CHP'li, MHP'li konuşmuyoruz. Onlar İslam'a saldırdığı için CHP onları savunuyor. Evet, İslam'a saldıranlara bakıyorsun hep CHP tutuyor. İslam'a küfredenleri CHP savunuyor. İslam'a sövenleri CHP kol kanat giriyor. Bizim başka maksadımız yok. Biz Allah için konuşuyoruz. Bana ne AK Parti'den, bana CHP'den, bana ne MHP'den. Bugün Gülşen'in yaptığını kafir yapmaz belki. Evet, kafir kendi ülkesindeki okuyanlara dindar kesmek, kafir sövmez. Onların kendi fikirler, bana neler. Ama bugün bakıyorsun maalesef Müslüman ülkede sanatçı denilen, sanatçı adı altında konuşanlar İslam'a söverek popülerliğini arttırmaya çalışıyor. O yüzden sakın kızmayın Gülşen'e. Evet, başlıktan da kapaktan da dolayı bana da laf söylemeye kalkmasın kimse. Kızmayın, onun reklamını yapmayın. Zaten o bir yere, bir tarafa, dedim ya, sol kesime yalakalık olsun ya, onlar beni sevsin, onlar beni bensin için şu anda Gülşen bir yalakalık peşinde. Siz de dediğim gibi ona böyle daha fazla paylaşım yaparak ona da prim kazandırmayın kardeşler. Allah için konuşuyoruz, Allah için ikaz ediyoruz. Bakın şurada hepimizin vakti sayılı, hepimizin ömrü sayılı. Şurada sayılı zamanda konuşuyoruz, sayılı ömrümüz sayılı. Böyle şeylerle vakit harcamayalım. Tabii ki de buğz edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de tepki göstereceğiz ama biz tepkilerimizi abartıyoruz. İşte sen niye konuşmuyorsun? Nasıl olur da Gülşen hakkında konuşmasın? Ya kardeşim, ya konuşuruz, sen merak etme. Ama da sen böyle yaparak şimdi olmuyor. Allah için konuşuyoruz, olmuyor. Ya burada 10 dakika konuşsan olur, 15 dakika konuşsan ne olur? İstersen 1 saat konuş. O zaten fikrinden vazgeçmeyecek. Ha, özür bildirisi yayınlamış. Şimdi özür bildirisi yayınlamış. Da işte baktı aşırı tepki geldiği için Ya işte ben öyle demek istemedim de ben böyle demek istedim. Ya geç bu işleri. Millete saldırıp saydırıp ondan sonra aşırı şey gelince de geri vites yapmayacaksın. Dediğim gibi elbet tepki göstereceğiz. Ama bu tepkiler uç noktalara varmasın. Ondan sonra İslam düşmanlığının İslam olan düşmanlığı artıyor. Biz Allah için konuşuyoruz. Allah için ikaz ediyoruz. Başka bir maksadımız yoktur. Estağfirullah, bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah. Ayetini unutmayın. İyiliği emredin, kötülükten nehyedin ve bir olan Allah'a iman edin. Başka bir maksadımız yok. Sizleri Allah için seviyoruz, sizleri Allah için ikaz ediyoruz. Dedik ya, bugüne kadar yaptığımız sohbetlerdeki tek maksadımız insanları kötü yoldan uzaklaştırmaktır. Bugüne kadar maksadımız insanlara emri bil maruf yapmaktır. Biz bugün kimseye işte biz böyleyiz, siz şöyle kötüsünüz, biz çok iyiyiz, biz bilmem beleyiz, biz cennetliyiz, siz cehennemde ila cehenneme zümerasınız demiyoruz. Biz diyoruz ki hepimiz el ele cennete girelim. Başka bir maksadımız yoktur. Allah Celle Celaluhu bize emrediyor. Allah Celle Celaluhu'nun emrini yerine getirmek bizim Müslümanların işidir. Sanatçı sarkısını söylesin, otursun aşağı. Tabii ki de haramdır. Biz onu bu işten vazgeçirmeye çalışacağız. Bakın kardeşler, kaç dakikadır konuşuyoruz burada. Ama işte birilerine derdimizi anlatamıyoruz. Adam anlamıyor. Adam kot kafalı. Adam kıt kafalı. Adama kardeşim ölüm var, ahiret var diyoruz. Adam hiç ölüm yokmuş gibi. Adam hiç ahiret yokmuş gibi konuşuyor. Biz Müslümanlar olarak ahvalimizi düzeltelim. Biz namazlara sarılalım. Biz abdeste sarılalım. Biz zikire sarılalım. Ki Müslüman düzelirse etrafı düzelir. Müslüman düzelirse çevresi düzelir. Çevremiz düzelirse dünya düzelir. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli büyüklerim. Bir daha söylüyorum. Gülşen meselesiyle kadar elbet tepkimizi göstereceğiz. Ama aşırı tepki vererek kafirlerin küfrünü arttırmayalım. Bak, bu önemli mesele. Bazen dinsizler, böyle kafirler haşa ve kelle Allah kitaba aşırı hakaret ettiği zaman tabii ki de bizim de dozumuz kaçıyor. Ama böyle meselelerde bunların derdi belli. LGBT bayrağı açan, soyunan, işte imam hatiplere sapık diyen, gündeme çıkmaya çalışan, bir cenaha yanaşmaya çalışanlara biz saydırdıkça diğer cenah daha da sahipleniyor. Evet, bunun örneklerini daha önce çok gördük. Mesela Sezen Aksu meselesinde Sezen Aksu Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı cahil dedi. Müslümanlar ayağa kalktı. Sol cenah of aman yarabbim. Kardeşim sanatçı o, sanatçının fikri yok mu? Lan ne demek sanatçının fikri o? Adam Hazreti Adem'le Hazreti Havva'yı cahilleyecek, sanatçı o. İşte bak ne dedik? Hemen birileri sahipleniyor. Hemen işte kardeşim bırakın ya. Adam işte öyle demek istemedi. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı onu demek istemedi. Açık açık kardeşim şarkısında sözleriyle bunu dile getirdi. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli birliklerim, kıymetli küçüklerim. Sizleri Allah için seviyoruz. Sizleri Allah için uyarıyoruz. Başka maksadımız yok. Yani bugün burada konuştuklarımız kime yararlı, ona bakalım. Bugün bizim söylediğimiz şeyler kime faydalı? Yani dikkat etmemiz gereken şey bu. Ucu kime dokunuyor? Biz bugün birine laf ettiğimiz zaman ucu kafire mi dokunuyor? Ucu Müslümana mı dokunuyor? Ucu kime gidiyor? Buna bakmamız lazım. Onların derdi belli. Lafın ucu hep Müslümanlara gidiyor. Onlara baksana, lafın ucu hep Müslümanlara dokunuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Allah Celle Celaluhu Kur'an'a gidiyor onun lafı. Biz de bugün baktığımız zaman işin ucu nereye gidiyor? Onların kafirliğini mi arttırıyor? Küfrünü mü arttırıyor? Yoksa onlara böyle kalbine biraz yumuşaklık mı veriyor? Buna dikkat etmemiz lazım. Bunu yaparsak şarkıcılarda, türkücülerde, popçularda, topçularda inşallah düzelir diyoruz. Biz ne diyoruz? Tanınmış kafirlere, tanınmış büyüklere daha çok dua edin. Çünkü o Müslüman olursa, o dindar olsa onun etrafındakileri de o sirayet eder. İşte biz de buradan yola çıkarak diyoruz ki kardeşim, Estağfirullah, bismillah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allah Celle Celaluhu ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler için yarattım diyor. Biz de diyoruz ki ibadetimizi yapalım, kulluğumuzu yapalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzeyelim. Ona benzeyenlerin yolundan gidelim. Şimdi şarkıcı kime benziyor? Soyunana benziyor. Türkücü kime benziyor? Soyunana benziyor. Bugün dinsizler, ateistler, deistler baktığı zaman hep kötülere benziyor. Biz iyilere benzeyelim ki Allah Celle Celaluhu bizi iyilerle beraber haşretsin. Kıymetli kardeşlerim, hakkınızı helal edin. Yani kaç dakika oldu bilmiyorum. Vaktinizi alıyorum ama bu kadar vaktiniz var mı bilmiyorum. Özür dilerim. Vaktiniz çalın. Kıymetli zamanınız, kıymetli vaktiniz bol. Ama ara sıra bize kulak verin. Ara sıra bizi dinleyin. Bakın bu adam ne diyor? Bakın bu adam ne konuşuyor? Yanlışınız olursa uyarın. Hocam bak bunu böyle konuştu ama yanlış konuştu. Düzelt. Eyvallah, düzeltiriz. Ama onun haricinde kıymetli kardeşlerim, birbirimizi Allah için seveceğiz. Allah için ikaz edeceğiz. Dediğimiz gibi biz Müslümanız elhamdülillah. Müslümanlığımızın farkına varacağız. Hepimizin vakti, saati belli. Ölüm geldiği zaman her şey bitecek. Yani konuşmamız aslında dedim ya bir yerlere dokunacak ama biz Estağfirullah, bismillah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebu'uni yuhibbukumullah ve yagfir lekum zunubakum. Vallahu gafurur rahim ayetinden yola çıkarak, Efendimizin yolundan giderek hem dünyamızı hem ahiretimizi kurtaralım. Kıymetli kardeşlerim, sözlerime son vermeden önce dediğim gibi sanatçı toplumun aynası lafı boş bir laftır. Sanatçı toplumun aynası falan olamaz. Bugün bizim memleketteki sanatçıların %90'ı Allah muhafaza İslam karşıtı olmuş. Yani İslam'a karşı olan şeyleri belli. düşünceleri belli. Biz de onlara karşı tavrımızı belli edelim. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.